اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل صلو على صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد اللهم صل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما واخلاصا ونورا والحقنا بالصالحين امين يا معين Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'una bima allemtena. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizin cümlesini affı mağfiret eylesin. Ve Rabbimiz, evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Hepsinin, hepimizin beş vakit namazlarımızı vaktinde kılmamızı, en güzel bir şekilde Rabbimize yakın olmamızı inşallah Kur'an'ın, İslam'ın ve namaz sayesinde Rabbimizin cennetine kavuşan bahtiyar kullarının listesine kayıt olmamızı Allah'ımız nasip etsin. Amin. Aziz dinleyenlerim, kitaplarımızda geçen bir kıssayla sohbetime başlamak istiyorum. Davut Aleyhisselam, Lokman Hekim'e, Lokman Hekim diyoruz çünkü peygamber olup olmadığı noktasında kesinlik yok ama bir Allah dostu, büyük bir evliya ve büyük bir efendim hikmet sahibi, ilim sahibi olduğu gerçek. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde özel Lokman Suresi'ni göndermiştir bize. İşte buradaki bir kıssayı, buradaki olan bir anlatımı sizinle paylaşmak istiyorum. Davut Aleyhisselam Lokman Hekime der ki bir gün "Ey Lokman git" bir koyun kes, içerisindeki en güzel iki parçayı bana getir. Lokman aleyhisselam gider ve koyun kesilir. Sonrasında iki et parçası olarak koyunun bir dilini, bir de yüreğini yani diğer bir isimle kalbini getirir. Davut Aleyhisselam'ın ne bırakır? Günler sonrasında Davut Aleyhisselam bu sefer diğer bir yönünü ister işin. Lokman Aleyhisselam der ki bir koyun daha kes ve içerisinde en kötü olan iki yerinden getir. Yine yapılır görev sonrasında iki et parçası getirilir. Yine dili vardır, yine yüreği, kalbi vardır. Ya Lokman iyi dedik bunları getirdin aynı şey. Kötü dedik Yine efendim bunlar getirdin aynı şey nedir hikmeti Lokman Hekim der ki ya Davut Aleyhisselam bu iki et parçası var ya bunlar bunlar her şeyi etkiler bunlar düzgün olduğunda her şey güzeldir bunlar çirkin olduğunda her şey çirkinleşir dostlar bunu bize kitaplarda bildirirler ki aman diline dikkat et, aman gönlüne dikkat et, yüreğine dikkat et, kalbine dikkat et. Rabbim ikisini de düp düzgün etsin inşallah. Malumunuz hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vücutta bir et parçası var ki buyuruyor hadis-i şeriflerinde. O et parçası düzgün olursa bütün vücut düzgün olur. Bütün azalar düzgün işler yapar. O et parçası Çirkin olursa, kötü olursa bütün vücutta kötü işler yapar, ona meyleder. Ayet parçası da kalptir buyuruyor. Ufacık bir yer kalp, yani yumruk kadar derler ya bir insanın yumruğunu şöyle sıkıştırması ve kalp işte vücudumuzda o kadarcık bir yer tutuyor. Ama bütün vücudu etkileyen bir alan oluyor. Rabbim kalbimizi düzgün etsin inşallah. Kalbimizi Allah Celle Celaluhu'nun sevgisiyle doldursun ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakıyla ahlaklanma hepimize nasip eylesin. Sevgililer sevgilisi, biricik liderimiz, önderimiz ve ilk ilk öğretmenimiz, ilk muallimimiz, baş öğretmenimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul hayran ev liyasmut yani kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa o kimse ya hayır konuşsun ya da sussun buyuruyor. Susmak büyük bir erdemdir. İnsanın kalitesini gösterir. Her şeye konuşmak da her zaman için hataya açık olan bir kapıdır. Allah Celle bize bu noktada yardım eylesin. Elimizden tutsun. Nefsimize bizi bırakmasın. Birisinin gıybetini yaptırarak, birisinin dedikodusunu, birisinin efendim aleyhinde konuşmayı, birisinin aleyhinde gambazlanma yapmayı, telefonlar açmayı, birisinin işine son verdirmeyi adeta ve değişik değişik şeyler düşünebiliriz. Bunlarla ilgili asla dilimizi kullandırmasın. Dilimizi Allah hayırlarla doldursun, hayırları ona efendim konuştursun, zikirlerle, Kur'anlarla onu süslesin ve inşallah dilimizden herhangi bir yara almadan ahirete ahirete tertemiz gidebilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde buyuruyor ki bize Ekseru hataya ibni Adem'e millisânihi Yani Adem oğlunun, şu insan oğlunun hatalarının birçoğu dilinden ileri gelmektedir. Dil, dil küçük bir yer tutuyor ama yaptığı işler büyük işler, büyük işler. Bazen pozitif, bazen negatif. Bazen olumlu, bazen olumsuz. Onun için derler ya dilini dilini Allah Celle Celaluhu 32 tane dişle beraber kapatmış. Ve söyleyeceğin zaman düşüne düşününe, düşüne faydalıysa çıkart dışarıya. Faydasızsa içeride dursun. İçeride dursun. Sonra içeri almak istesen de alamıyorsun çünkü. Özür diliyorsun. Kalbini kırmışın insanın. O kalbini kıra kırdın kimseden bu sefer özür diliyorsun. E ne kadar sana efendim bu noktada tamam diyecek, hakkım helal olsun diyecek ama içerisindeki olan o e, yara kapanmayacak o yara kapanmayacak. Dil yarası diyorlar hani. Kılıç yaraları, diğer efendim işte açılan vücudumuzdaki yaralar tedavi edilebiliyor ama dil yarası kalıcı oluyor. Büyüklerin dediği gibi senin bir söküğünü altın iğneyle bile dikseler, altın iğneyle illa izi kalır. Altını ileriye diktim deyip de o izi oradan çöküp atamaz. Cenab-ı Hak Celle hepimize yardım eylesin. Bu noktada hakikaten çok çok vaazlara, sohbetlere, büyüklerin efendim sözlerini dinleme ihtiyacımız var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatımızda merkez noktasını alabileceğimiz en önemli hadisleriyle beraber sohbetimi toparlayacağım inşallah. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyorlar ki Ubade İbni Samit radıyallahu anh anlatıyor. Kendi adınıza bana altı şey hakkında söz verin. Söz verin. Ben de size cennet garantisi vereyim. Allahu Ekber. Altı şey var. Şimdi bize sayılacak bunlar. Bu altı şey hakkında söz verin. Bunlara çok dikkat edeceğim diye ben de size söz vereyim. Rabbim sizi cennetine götürecek. Kim buyuruyor? Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Baş öğretmenimiz, ilk öğretmenimiz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu altı maddelik garanti verin ben de size cennet için garanti vereyim buyurmuş olduğu altı maddenin birincisinde konuştuğunuz zaman doğru söyleyin buyuruyor. Çok önemli. Bir Müslümanın muhakkak ama muhakkak konuşması doğru olmalı. Güvence vermeli. Karşı tarafı bu noktada tedirgin etmemeli. Şakacıktan bile olsun bir Müslüman yalan söyleyemez. Asla yalan onun ağzından çıkamaz. Rabbim ölünceye kadar bunlara çok dikkat etmeyi nasip etsin. Bazen insanları güldürmek için bir şeyler yapıyoruz falan. Ya kardeşim böyle bir görevin yok ki senin ya. Yani sen biraz da böyle kalite insansın. Fark, farklı bir insansın ya. Çizgin var senin. Sen efendim Allah adamısın. Sen Allah yolunda yürüyen güzel insansın. Böyle düşürme kendini. Düşünme. Efendim milleti güldüreceğim diye şaklabanlık yapmanın da bir anlamı yok. Güzel insan. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ikinci maddesinde hadis-i şerifimizin buyuruyor ki Söz verdiğiniz zaman sözünüzü tutun diyor. Dikkat et. Söz veriyorsun. O söz verdiğinde bu yapılacak düşüncesiyle söz ver. Saatini ona göre ayarla. Paranı ona göre ayarla. Efendim durumunu ona göre ayarla. Ve ona göre hareketini belirle. Çünkü sen Müslümansın. Sen güvenilen bir insansın. Sen Muhammedül olan Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetisin. Sana bakan hayran olmalı İslam'a, Kur'an'a. Sen de dirilmeli ve seninle beraber İslam'a girmeli. Kur'an'ı ve Allah'ı, Hz. Muhammed'i sevmeli. Bu yolda kaybolmalı, erimeli, bitmeli. Güzel insan. Dikkat et. Kitaplarda der ki Hz. Ömer radıyallahu anh'ın kızını isteyen bir kimse vardır. Hz. Ömer radıyallahu anh inşallah bakarız diye böyle bir karşı tarafa yarım efendim söz verir gibi olur. Bu inşallahından karşı taraf ümit var olmuştur diye Hz. Ömer radıyallahu anh vefatına yakın bir dönemde demiştir ki hanımına hanım falanca aileye biz güven verdik ona kızımı vefat etsem bile muhakkak verin. Allah'ın huzuruna söz verip de sözünde durmadığı şeklinde bir ithamla gitmek istemiyorum. Ne güzel bir yol ya Rabbi. Şimdi biz mesela bir insana söz verdiğimiz zaman o ümitlendiriyoruz. Empati yapalım kendimiz. Ve adam saatinde geliyor. Bakıyor dükkanda yoksun. Bakıyor evinde yoksun bakıyor herhangi bir şekilde verdiğin o sözü yerine getirmemişsin, randevuna gelmemişin gibi gibi. Yani bunları siz kendiniz, biz kendimiz hayatımızda efendim formülleyebiliriz. Neler çıkar karşımıza? Peki o insanı bu yaptığımız doğru mu? Bize yapılsaydı sevinir miydik? Üzülür müydük? Veya bu kul hakkına girmiyor mu? Yani öyle insanlar duyuyoruz ki bunları kötüden hani örnek olmaz, doğru bir şey değil ama hatırlatma babında söylüyoruz. Adam resmen parası var, günü gelmiş, ödemesini yapmıyor, söz vermiş ve insanları mağdur ediyor, o insanı sıkıntıya bakıyor. Kendisi parasının bankada, faizde veya işte efendim döviz kurunda iyice yükselmesini bekliyor. Buradaki insana parasını vermiyor. Yazıktır kardeşim, kul hakkına geliyorsun hacı da olsan, hoca da olsan, umrede hacı yapsan her sene bu kul hakkı seni temizlemez. Kul hakkıyla gittin mi yandın. Yandık yani. Allah hepimize yardım eylesin. Allah hepimiz eline tutsun. Bunlara çok dikkat edelim. Üçüncü maddesinde sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki size bir şey emanet edildiği zaman da muhakkak ona riayet edin emanet bırakılıyor para, emanet bırakılıyor çocuk örneğin. Emanet bırakılıyor bir gizli konuşma, bir sır. Siz onu koruyacaksınız. Mezara kadar gidecek o konuşma, o sır sizinle. Hatta diyor ki kitaplarda bir insan bir insana bir şey söylediği zaman gizli bir efendim konuşma esnasında sağına baksa soluna baksa kimse duyuyor mu bize şeklinde onun konuşması senin için bir emanettir. Onu kesinlikle birilerine anlatamazsın, birilerine söyleyemezsin. Emanet. İşte dedik ya para emaneti, bazen çocuk emaneti. Size emanet ediyorum, ben askere gidiyorum. Size emanet ediyorum, ben yurt dışına çıkıyorum. Size emanet ediyorum, efendim benim şöyle şöyle birkaç günlüğüne işim var falan deyip de herhangi bir şekilde böyle bir emanet bırakıldığı zaman gözümüz gibi Korumalıyız. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıkın üç alametinden bu üç tanesini sayıyor. Ne diyor? Bir, yalan söyler konuştuğu zaman münafık. İki, sözünde durmaz. Üç, emaneti hiyanet eder. Rabbim muhafaza eylesin. Demek müminin vasıflarından doğru söylemek, İki, sözünde durmak. Üç, emanete riayet etmek. Bunlar çok önemli. Dört, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iffetinizi, namusunuzu koruyun diyor. Yani namus deyince her şey içerisine girer. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Bir genç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dayanamıyorum, ben çok ama çok dışarıya bakıyorum, işte efendim e, şehvetim, nefsim durmuyor falan deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu senin yapmak istediğin zina denilen o kötülük, fuhşiyat, yani senin e, akrabana yapılsa örneğin kız kardeşine yapılsa, eşine yapılsa, annene yapılsa razı olur musun? Hayır ya Resulullah falan deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bil ki o dışarıda düşündüğün kimseler de birisinin ya annesidir, ya kız kardeşidir, ya eşidir. Dolayısıyla ya kızıdır. Onlar da istemezler. Ya Rabbi kalbini temizle bunun diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelirken yanlış düşündüğünde gelen o delikanlı bu ikna edici sözlerin dışı, sonunda vazgeçtim ya Resulah. Şu anda hiç onları düşünmüyorum. Elhamdülillah Rabbim bunları benden giderdi deyip Tertemiz ayrılıyor. Rabbim temiz kalmayı nasip etse hepimize. İffetimizi korumak. Allahümme inni eselükel <laughs> huda ve tüka ve'l-afâfe ve'l-gına Bu duayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sık sık yapardı. Biz de yapalım. Allahümme inna neselükel <laughs> hüde ve tüka ve'l-afâfe ve'l-gına Ya Rabbi senden hidayetimizin devamını istiyoruz. Elhamdülillah İslam yoluna girdik, Kur'an yoluna girdik, senin yoluna girdik. Bizi burada ayırma ya Rabbi. Hidayeti istemek. İki, Allahümme inna neselkel hüda ve takva. Takva almayı istiyoruz Allah'ım. Yani takvamızı, sana karşı olan saygımızı her zaman için arttır ya Rabbi. Yani takvanın artılması demek insanın Cennete yakın olması demektir. Rabbim cennete de yakın etsin. Cemalullah'ına da kavuştursun. Cennete de kavuştursun inşallah. Sonra da Allah'ım senden iffet. Yani namus. Yani bu yolda çizgide kararlı olmayı ve iffetsizlik hayasızlık yapmadan güzel bir yaşam diliyoruz. Ne olursun bize Bunları da ikram eyle. Amin. Allah'ım senden gönül zenginliği istiyorum. Para zenginliği o kadar önemli değil. Gönül zenginliği önemlidir. Gönlü zenginse bir insanın olay bitmiştir. Hep kendisine aşağıdakilere bakar. Elhamdülillah der. Allah'a hamd ettiği için de, şükrettiği için de Allah nimetini arttırır. Devam ediyoruz maddelere. Beşinci maddede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gözlerinizi sakının diyor. Harama bakmayın diyor. Harama bakmayın. Gözlerinizi sakının. Siz başkasına bakarsanız efendim sizin çocuklarınıza da sizin eşlerinize de bakanlar olur. Efendim bunlar hep böyle karşılıklıdır. Temiz olun, temiz kalın. Sizin ailenize de efendim temiz kalsınlar, temiz olsunlar. Rabbim buralarda çok daha dikkatli olmayı nasip eylesin. Bugüne kadar, bu saate kadar, bu ana kadar ne yaptıysak elimizle, dilimizle, gözümüzle, kulağımızla, ayağımızla bütün, bütün içimiz, dışımız, aşikarı, gizli, büyük, küçük günahlarımızı bağışlasın, affı mağfiret eylesin. Kul hakkı olanları da efendim helallaşarak, ödeyerek huzura tertemiz varabilmeyi nasip eylesin. Amin. Son bölümde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerinizi haramdan çekin buyurmuşlar. Ellerinizi haramdan çekin deyince bunlar hem maddesel yönden hem manevi yönden dikkate alınmalı. Bir insanın aleyhine dilekçe yazarsın, aleyhine telefon açarsın, elin işte buralarda çalışmış oluyor. Bire bir gidersin, faizli paralar alırsın, bankalarla efendim hareket edersin, işte harama çalışıyor o el. Efendim, bir haram olan, sana yasak olan kadının tokalaşarak elini tutarsın, efendim o el harama gitmiş olur. Rabbim muhafaza eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Son nefeste iman, Kur'an, şehadet nasip eyle. Kabrimize girerken cennet bahçesine girer gibi girebilmeyi nasip eyle. Allah'ım yarın mahşer gününde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle inşallah sırat köprüsünden şimşek gibi, yıldırım gibi geçip ilk beraber cennetine cemaline kavuşmayı nasip eyle. Bize de nasip eyle. Analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza da nasip eyle. Çocuklarımıza, eşlerimize, dostlarımıza, akrabalarımıza, dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimize de nasip et Ya Rabbi. İstikametimizi ayırma Ya Rabbi. Ya Rabbi çocuklarımızı hep hayırlı arkadaşlarla buluştur. Hayırlı insanlarla buluştur Ya Rabbi. Şerli insanlardan, şerli çevreden, şerli arkadaşlardan muhafaza eyle Ya Rabbi. Dünyada da bizleri güldürsünler. Ahirette de güldürsünler inşallah ya Rabbi. Hayırlı başarılar nasip eyle. Hafız olan, alim olan, bu yola hizmet eden güzel yavrularımızı görmeyi nasip et. Torunlarımızı görmeyi nasip et. Yeğenlerimizi görmeyi nasip et ya Rabbi. Amin. Allah'ım hayırlı damatlar, hayırlı gelinler de nasip eyle. Sağlık, afiyet nasip eyle. Hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Ya Rabbi kimseye muhtaç etme. Kendi kapında başka kapı aratma. Ve helal rızık nasip eyle. Harama bulaştırma ya Rabbi. Haram lokma bize de çocuklarımıza, neslimize, zürriyetimize, damatlarımıza, gelinlerimize de yedirme ya Rabbi. Bu noktada çok daha bilinçli olmayı nasip et ya Rabbi. Allah'ım hakkı hak olarak görebilmeyi, batılı batıl olarak görüp de ondan sakınmayı nasip et ya Rabbi. Ne olursun Allah'ım İslam alemine yardım eyle. Ülkemize yardım eyle. Yalvarıyoruz sana ya Rabbi. Şu anda ekonomik sıkıntıyla beraber bizi efendim birbirimize düşünmeye çalışıyorlar. Güzel ülkemizi efendim bölmeye çalışıyorlar. Fırsat verme ya Rabbi. Güzel başımızda olan insanlara gidermeye çalışıyorlar. Fırsat verme ya Rabbi. Fırsat verme. Oyunlarını başlanıyor yık ya Rabbi. Allah'ım elhamdülillah Ayasofya'mız açıldı. Taksim gibi yerde elhamdülillah beş vakit. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezanlarımız okuyor. Ya Rabbi kıyamete kadar devam etmesin nasip eyle bu dolarıyla, eurosuyla nesi varsa efendim bize canmazlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hepsini tepe takla devir ya Rabbim. Allah'ım ülkemizi zengin eyle, ülkemizi lider eyle, İslam alemine efendim başına geçip de bütün dünyaya İslam'ın, Kur'an'ın hakim olmasını nasip eyle Allah'ım. Amin, amin, amin. Ya Rabbi Doğu Türkistan, Filistin, Gazze, Yemen, İdlib, Suriye, Afganistan, Miyamer, nerede varsa Arakan, bütün Müslüman kardeşlerimiz sen kurtar sıkıntılardan ya Rabbi. Ne olursun kurtar Allah'ım. Hepsinin bizim gibi hatta bizden daha iyi bir şekilde huzur içerisinde yaşamalarını nasip et ya Rabbi. İslamiyeti, Kur'an'ı sevmeyi ve çocuklarımızın bu Kur'an yolundan ayrılmamasını son nefeste de hepimize buyurun. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله عليك ان سن حضورنا الله امين 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 سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واشهد ان محمد عبده ورسوله سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلامنا للمسلمين والحمد لله رب العالمين dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defi için ve bütün ölmüşlerimizin, analarımızın, babalarımızın, kim varsa ahirete giden akrabalarımız, sevdiklerimiz, hepsinin de ruhları için, bilhassa Allah rızası için. El-Fatiha. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Kalın sağlıcakla. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Selamun Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu.